Değerli izleyiciler, zaman mekan futbol ekranlarına hoş geldiniz. Mehmet Yılmaz hocamızla futbol iklimi programındayız ve TFF 1. Lig'in 13. haftasında kapanış karşılaşmasında Eyüpspor'la Samsunspor'un 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı konuşacağız. Öncelikle hocamıza, Mehmet hocamıza yayınınıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar, saygılar. Hocam şimdi sen ne diyeceksin bilmiyorum ama ben kendi fikrimi en baştan söyleyeyim. Sezon başından beri oynanan en kişilikli futbolu ortaya koydu Samsunspor. Çok eksiği olmasına rağmen genç futbolcuların da elinden gelen her türlü katkıyı verme çabasıyla güçlü bir rakibe karşı belki de hani kazanabileceği bir maç mıydı? Evet, kazanılabilirdi. Kaybedilebilir miydi? Evet, kaybedilebilirdi de ama yani çok kişilikli bir futbol ortaya koydu. Gelecek için ışık yaktı. Ben bu takımın yenilseydi de beğenecektim. Bu böyle oynamasından dolayı hocayı tebrik edecektim. Eli değmiş Fuat Hoca'nın diyecektim ve bu sözlerimi şimdi berabere kalmış. Bir puanı İstanbul deplasmanından üstelik de liderliği ele geçirme şansı bulmuşken böyle güçlü bir takımdan sökebildiği için ben kutluyorum. Kendi düşüncem bu şekilde. Bilmiyorum sen maçı nasıl değerlendireceksin? Evet, yine büyük ölçüde belki de tamamıyla sana katılıyorum, onu söyleyeyim. Onun dışında şunu söyleyeyim, yani bizi seyredecek Eyüplü izleyicilerimiz varsa biraz Samsunspor ağırlıklı bizim bu programımız. Eyüpspor'u da zaten Özcan abiyle konuşacaksındır. O daha ayrıntılı. Özcan Purde ile yarın şeyimiz var, randevumuz var. Eyüpspor gözlükleriyle de Özcan Hoca ile konuşacağız. Evet, yani biz o yüzden... Eyüplü dostlarımız bunu da izleyebilir, sakıncası yok. Tabii elbette izleyebilirler de yani şöyle bir beklentiyle izlemesinler. İşte bizim takımı da analiz edecek, şu olacak, bu olacak değil. Yani Eyüpspor'dan elbette bahsedeceğiz ama ağırlıklı Samsunspor konuşacağız doğal olarak. Hatta ben yani şu an mekan olarak yine İstanbul Samsunsporlar Derneği'ndeyim. Arkadaşlarımızla birlikte seyrettik karşılaşmayı. Şimdi maç öncesi şunu konuştuk. Yani maçın favorisi Eyüpspor. Bunu söylemek bile bizim için Eyüpspor'u tenzih ederek söylüyorum ama İlici bir şeydi. Yani neden biz favori değiliz ki, nasıl Eyüpspor olsun normal şartlarda? Samsunspor olmalı favori. Böyle düşünüyorduk ama şartlar bizi bu duruma getirdi. Yani kötü kadro mühendisliği, işte sakatlar, cezalar, istikrarsızlık derken maçın favorisi Eyüpspor'du. Ve açıkçası ben de mağlup olurum düşüncesi vardı. Kaybedeceğimizi düşünüyordum. Yani kadro çok ciddi anlamda kadro zaafı var. Kulübe zayıftı. Kim oynayacak, kim oynamayacak artık onu düşünemez hale geldik. Çünkü kimler oynayacağı aşağı yukarı belliydi yani. Alternatif de yoktu çok fazla. Bu anlamda kişilikli futbol tespitine katılıyorum. Evet, iyi futbol elinden gelenin fazlasını yaparak oynadı oyuncular. Ama kapasiteleri sınırlı olan oyuncular var yani. Bunlar zaten ortaya çıkarıyor durumu. Bu anlamda hani kulübünde işte klasik bir tezahürat vardır. Hep böyle oynayın işte canımızı verelim diye bağırdı taraftarlar. Böyle oynasınlar. Evet, dediğin gibi yenilebilirdik de yenebilirdik de. Komane'nin şutu çok jenerik bir gol de olabilirdi. Yani bir üstte 90 artı golüyle galip de gelebilirdik. Ama bunun ötesinde dediğin gibi yani lider olma şansı olan bir Eyüpspor'u Eyüpspor'a karşı deplasmanda oynadık. Berabere kaldık. Oyun olarak da hiç ezilmedik. Gayet başa baş, hatta bazen oyunun belli bölümlerinde Eyüpspor'dan çok daha üstün bir futbol sergiledik. Bu anlamda takdir hak ediyor ama eksikler, zaaflar yok. Bu var. Yani çok kolay gol yeme durumu devam ediyor açıkçası. Yani ilk golde vurdurmamak lazım. Hadi oldu eyvallah ama özellikle ikinci golde Adibba'nın kişisel becerisi var eyvallah ama yani Ali Ülke'nin orada yani koridor açması, kendini sağa atması, kimse yok orada yani... Resmen boşaltması. Yani şey yapmadı Padibba. Şöyle tak tak yapmadı. Yani alıp gitmedi. Yürüdü gitti sadece. Gibi. İşte bireysel hatalar bunlar devam ediyor. Bu anlamda iyi oynayan oyuncular oldu. Savicevic evet beklediğimiz performansı verdi. Çok olgun bir futbol sergiledi. Osman Keza beğendim. Gayet iyiydi. Yunus Emre iyi olacak. Yani niye oynattınız bunu demedik yani Yunus Emre. Zaten benim tuttuğum, gelecek gördüğüm oyunculardan birisi. Şimdi Fuat Hoca'nın eli değmiş. Doğru, bu anlamda diyorum onu. Fakat hocaya da çok ciddi birkaç eleştirim olacak. Oyuncu değişiklikleriyle ilgili. Yani özellikle Fofana'nın çıkarılması. Bir arkadaşım da dedi, yani ben rakip hoca olsam gidip rica ederdim. Ya şu Fofana'yı bir al da rahatlayalım diye. Bence yoruldu hocam. Onun için çıkardı.
Ben yani yorulduysa bile artık şöyle, Fofana Uğrak Demir'le eşleşmişti ve ilk devre dengeliydi ama ikinci devre Fofana Uğrak Demir'i mahvetti. Bitti yani psikolojik olarak. Uğur çok sevinmiştir mesela. Yani gidip çeyrek altın falan takabilirdi şeye. Fuat Hoca'ya sevincinden. Hani çeyrek altın da artık biliyorsun yani kıymetli bir şey oldu. Yani Uğur'u bitirdi Fofana bu anlamda ve artık sürekli hücum yapıyordu. Tam o anda aldı. Yanlış bir tercih. İkinci yanlış Polat'a oyunu atması. Maalesef haklı çıktım. Yani Polat genç bir futbolcu ama bu tür maçlarda şu an oyuna atılacak gibi değil be. Daha Polat'ın koşmasından anladım ben zaten. Yani onun inan ki şu an o an daha doğrusu oyuna girdiğinde dizlerinin üstünden o işte baldır kısmına kadar iki bacağı da tutmuyordu yani o şeyler, üst kısımlar. Adaleler böyle yanıyordu. Heyecandan. Kaldıramaz. Stres yani. Çok ciddi bir stres. Ve hiçbir şey de yapamadı çocuk zaten. Adamını da kaçırdı. Hücumda da bir şey yapamadı. Yanlış bir tercihti maalesef. Bunu ben eleştiriyorum. Yani doğru bir tercih olmadı bence. Ama onun dışında baktığımızda evet 2-2 maçtan önce sorsaydık birbirimize abi 2-2 ise ne dersin diye o başımıza koyardı. Yani iyi ne olacak? İyi. Hatta biz maçı izlerken çocuklarla hanımla izledim ben maçı. Evde konuştuk yani çocuklar tabii çok bilmiyorlar, küçükler daha. Baba niye seviniyorsun falan dediler. Ya dedik tamam yani kazansaydım daha çok sevinirdim ama maçın başında 2-2 demiş olsalardı hiç oynamadan razı gelirdim ben. Yani çok açık konuşuyorum yani çünkü dürüst olmak lazım. Rakip kuvvetli, bizim takım da en kötü anında yakalandı yani. Evet, çok eksik var. Şimdi Hasan Kılıç, Yasin ve bir de Diamonde. Şimdi üçü birden bir anda yok oldu yani maç öncesi. Bu maçta yoklardı. Şimdi şöyle 2-2'ye maç öncesi ben de sevinirdim. Evet eyvallah iyi olur ya Allah'ın olsun falan derdim ama bugünkü oyunun karşılığında ben 2-2'ye çok da sevinmedim. Çünkü kazanabilirdik. Evet. Kazanabilirdik yani. Doğru. Kazanabilirdik. Ve Eyüp Spor sebebini bilmediğim bir şekilde tutuk ve etkisiz oynadı. Yani etkisiz. Eyüp Spor böyle bir Samsun Spor beklemiyordu. Savunmaya kapanacak ve o savunmayı açmaya çalışacak diye düşünüyordu. Yani oyun ona göre olmuşlardı. Hayır, açtı. Öne geçti 1-0. Sonra 2-1 de öne geçti. Skor üstünlüğünü de buldu. Yani buna rağmen belki bir liderlik stresi yaşamış olabilirler. Yani kaldıramamış olabilirler o düşünceyi. Olabilir ama ben daha çok şöyle hissettim. Maça çıkarken Samsun Spor'un hani, blok halde savunma yapacağını, ileride tek başına Tomane'yi bırakıp hani Çanakkale geçilmezi oynayacağını düşünmüşlerdi. Fakat karşılarında öyle bir Samsun Spor bulmadılar. Yani ofans Samsun Spor buldular. Bu onların bocalamasına yol açtı diye düşünüyorum ben. Olabilir. Yani şimdi Özcan abi, Özcan Purde daha iyi anlatır sebeplerini ama Eyüp Spor yani bu ligi hiç bilmeyen birisiyle karşılaşmayı seyretseydik. Ya şu maçı bir seyret bakalım. Sence bu takımların durumları nedir deseydik. Yani ikisi içinde derdik ya ilk işte 6-8-6 arası kovalıyorlar diye düşünürdü muhtemelen. Bu şekilde düşünürdü diye tahmin ediyorum. Yani Eyüp Spor hiç de şampiyon olacak ya da hatta bu maçı kazansa lider olacaktı. Bu takım havasında değildi. Yani böyle bir futbol sergilemedi. Bu anlamda yani ama ben sebebini bilmiyorum. Belki bir stres olabilir. Şu da var ama yani evinde çok da istediği skorları alamayan bir takımdı Eyüp Spor. Bunu konuşmuştuk. Yani iki mağlubiyeti de evinde yaşamıştı. Bugün de yenilebilirdi. Ya böyle bir maç gördüm ben. Nurullah ve Tomane de iyiydi. Ben ilk yarıda şeyi de çok iyi niyetli gördüm. Güçsüz biraz. Evet fizik gücü yetersiz ama yani ayaklarına da hakim bir futbolcu. Yani Çınari yani ben olsam Çınarı'ya giderim bir şeye veririm. Bir takıma kiralık veririm. Biraz Türkiye Ligi şartlarına alışsın diye. Yani ilk 45 dakikada ben çok da kötü bulmadım Çınarı'yı. Ben burada katılmıyorum sana. Ben olsam Çınarı'ya herhangi bir kulübe git evinin kirasını ben veririm falan derim yani. Yok. Olmaz yani belli. Olmayacak yani. Ve üzücü olan şu işte yabancı takımın. Sen Savicevic'e de öyle diyordun hocam. Ya Savicevic'e çok öyle demiyorum. Ahmet Han'a çok söylüyordum ben. Savicevic'e öyle demiyorum. Savicevic'e belli konularda gayet iyi ama işte yine aynı fikirdeyim. İşte şut yok mesela.
Hani skora çevirme özelliği yok. Skora katkısı düşük diye. Klasik bir on numara değil diye eleştiri getiriyordum ben. Yoksa tabii, ya bir de şöyle hani amiyane tabirle koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi derler misali. Savicevic şu an takımın en iyilerinden biri. Geçen sene çok beğenmediğimiz Savicevic. Abdurrahman Çelebiviç diyelim de biraz kötü bir şaka yapmış olalım. Çelebiç olabilir. Çelebiç var zaten boşnaklarda. Eskiden Sarıyerli futbolcu da vardı. Seyahat Çelebiç vardı. Hatırlarsın, evet. 80'li yıllarda. Yani benim gördüğüm bu. Maç öncesi bir puan nasıl olur denilseydi, tekrarlamak anlamında söylüyorum. Evet, iyi olur, güzel, hoş bir puan olur derdik. Fakat maçın gidişatında rakibin de hiç o beklediğimiz işte saldırganlıktaki veya kuvvetteki bir rakip görünümü sergilememesinin de etkisiyle bence 2 puanı kaçırdık. Yani ben bu böyle düşünüyorum. 2 puanı kaçırdık. Umut Bulut beklenen oyununu sergileyemedi bir defa. Yani şimdi Eyüp'te şu çok iyiydi diyebilirim. Hadiba sadece belli bir dönem çok ciddi katkı sağladı. Gol de attı zaten orada. Fark oluşturdu yani. Ya onun dışında Val çok iyiydi diyeceğimiz bir şey, bir oyuncu yoktu. Vasat oynadılar hepsi. Bizim gençlerden Yunus Emre'yi söyledin. Cihan da golünü de attı. Yani o da yani vasatın üstünde bir performans. Cihan'ı genç olarak saymıyorum ben. Yani futbol olarak artık çok genç yaşta değil. Bir. İkincisi, yani golü attı. Çok güzel de bir gol attı ama kaleci hatasının da tabii ki orada etkisi vardı. Önemliydi. Fakat attığı golün dışında çok ciddi bir katkı verdiğini düşünmüyorum. Peki haftaya Adana Spor maçı var ve Adana Spor maçında tabii Diomende sakat, oynamayacak. Berk bugün sakatlandı galiba. Nasıl bir, inşallah ciddi değildir. Ama şeyler gelecek. Hasan'la Yasin katılacak bu takıma. Hasan'la Yasin'in katılması belki takımın hani olgun futbolunu arttırabilir. Hani olgunluk düzeyini kesinlikle arttırır. Ama tempoyu, bugünkü tempoyu bulur muyuz bilmiyorum doğrusu. Çünkü her ikisi de hani biraz temposuz oynuyor bana göre. Yasin'in katılımı evet katkı sağlayabilir ama Fofana'yla kanat değiştiriyorlar. Fofana diğer kanadı pek sevmiyor. Oradan bir eksi puan olabilir. Kağıt üstünde ciddi bir katkı verecek ikisinin geri dönüşü. Ama futbolda böyle bir şey. Yani hani bu programda dünkü derbiden bahsetmek pek istemem ama şöyle bir örnek vermek açısından bahsedeyim. Dün Galatasaray'da Cagney'in var olmasaydı, yani var uygulaması olmasaydı, Cagney'in kafa golü gol sayılacaktı. Galatasaray 2-1 kazanacaktı ve Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira ile yollar ayrılacaktı net bir şekilde. Ama var sistemi olunca o iptal edildi. Bir de döndü, uzatmada bir gol attı. Her şey, yani şunu demek istiyorum, 5 dakika içinde bir anda her şey değişti, bütün senaryo değişti. Çünkü futbol böyle bir şey. Yani o yüzden Yasin'le Hasan'ın dönüşü takıma güç katacaktır düşüncesindeyim. Fakat olmayabilir de yani. Penaltı deyince Samsunspor'un kazandığı penaltı hakkındaki düşüncen nedir hocam? Yani ortada bir pozisyon. Yani bize aleyhimize verilse itiraz edebilirdim. Ama bir şey var, bir temas var, vuruyor. Burada şu önemli, hakemin tam gözünün önünde oldu. Yani tekrarda baktıkları zaman... Hem elle bir müdahale var gibi orada topa. Bilmiyorum, çok net göremedim ama bir de ayağıyla bir müdahale var. Eli göremedim ama ayakla var yani. Tomane topu attıktan sonra ayağının altına bir temas var. Ha, bu temas penaltı mıdır? Hakem çok yakın olduğu için penaltıdır. Yani belki uzakta olsa, pozisyonu sezemese vermeyebilir. Penaltı. Türkiye standartlarında penaltı yani. Bilinçli bir tekme değildi belki ama hakem... Değil, tabii. Tabii, kararı o şekilde verdi. Vermeyebilirdi. Doğru söylüyorsun. Yani 50-50 bir pozisyon. Haftaya Adana Spor maçı var. Adana Spor da bu hafta Ankara Gücü'nü yendi. Moralli. Samsun da moralli sayılır. Güzel bir maç bizi bekliyor diyebiliriz ama aynı zamanda zor bir maç olacak gibi geliyor bana. Ya öyle. Dün biz burada Kasımpaşa Karagümrük maçına gittik. Bir Süper Lig maçı izleyelim diye. Gerçekten futbol seyrettik. Yani iki takımda da çok iyi oyuncular vardı. Özellikle Karagümrük'te Bilya mesela hayran kaldım açıkçası. Sonra Ergun'u çok beğendim. Yani ayağı paslar, sürekli bir hücum arayışı, oyun planı. Yani gerçekten futbol seyrettik. Yani bizim ligde çok iyi maç diyeceğimiz maçlarda bile o seviyeyi pek bulamıyoruz. O anlamda yani biraz böyle hem sinir harbi hem ağır çekimde oynanıyoruz bizim ligde futbol.
Yani iyi maçtan kastımız eğer çok iyi futbolsa yine olmayacaktır. Ama heyecanlı olabilir mi? Olabilir. Heyecanlı olabilir müsabakalarda. Yani, gücü yüksek bir maç olacak. Yani tabii seyir zevki çok beklemiyoruz zaten. Bu ligde dediğin gibi tempo düşük. Oyuncuların şeyi de hani sınırlı. Yetenekleri de belli ölçüde sınırlı. Genç oyuncular ya da yaşlı oyuncular oynuyor. Yaşlı oyuncuların temposu düşük. Genç oyuncuların da tecrübesi düşük. Öyle olunca böyle bir ortaya bir şey çıkıyor. Karışık bir şey çıkıyor ve tabii şöyle bak Polat hafta içi diyeyim yine o tabiri kullanayım. 19 milli takımında gol attırdı. Çok iyi oynadı. Orada oynuyor. Burada niye oynayamıyor? Çünkü orada kendi yaş kategorisiyle oynuyor çocuk. Yani geçen programda da söylemiştim. Benim futbola bakışım şu. Genç oyuncuları eğer mevkii hücuma yani yapmaya, oluşturmaya dönükse bu tür maçlarda oyuna atmayacaksın. Ha, skoru alırsan at. Yapamaz yani çocuk. İşte koşamadı bile yani. Hiçbir şey yeteneğini sergileyemedi. Yani onu geçti mesela son saniyelerde Soner'e iki tane ard arda fırsat verdi. Kader öyle diyeyim yani. Ard arda ya. Birini çok kötü kullandı. Top döndü gene önüne geldi. Onu daha da kötü kullandı. Ya şimdi iyi futbol iyi oyuncularla oynanır. O yüzden kadro yapılanması en baştan beri arızalı olduğu için bu kadar oluyor. Ve burada da hafta içi işte Cenk abinin, Cenk işlerin dediği gibi devre arasına kadar ne kadar puan toplayabilirse toplayacak. Ve bu maçın çok psikolojik tarafları da oldu bu karşılaşmanın. Yani 1-0'ı bulunca ya yine olmayacak. Çok basit bir gol yedik. Yine yenileceğiz herhalde psikolojisine girdik. Biz de futbolcular da. Fakat sonra işte penaltı olur mu acaba? Bu sefer moral avantaj bizim tarafımıza geçti. Eyüp demoralize oldu. Fakat Padibba'nın golünden sonra yine o psikolojik dengeler değişti. Tamam 2-1 daha mümkün değil çıkaramayız. Karamsarlığına kapıldık biz. Orada işte Cihan vurdu. Kalecinin hatasıyla gol oldu falan. Yani gitti geldi maç aslında. Gitti geldi. Peki hocam şimdi tabii aslında kritik bir puan bu. Yani ileride bu puan belki de bizim çok işimize yarayacak. Yani hep hatırlarız belki de bu puanı. Yani önemli, çok kritik bir puan. Ya kazansaydık işte puanlar çıkacaktı. İşte 18'lere falan çıkacaktı. İlk 6'ya iyice sokulma imkanımız olacaktı. Ve hani zirvedeki takımlarla da aramızdaki puan farkını biraz azaltmış olacaktık. Şimdi puan farkı çok aynen olduğu gibi duruyor. Puan farkını kapatma şansını sağlayamadık ama aldığımız puan playoff konusunda Samsunspor'a çok fayda sağlayabilir diye düşünüyorum ben. Ve devre arasında bu takıma doğru takviyelerle bir şeyler olur hissi bende uyandırdı. Zaten ne kaldı? 4-5 hafta bir şey kaldı devre arasına. O 4-5 hafta içerisinde eğer yani kopmazsak üst taraftan kopmazsak başkan da bu defa doğru kararlar alarak doğru ki ben Fuat Çapa'ya güveniyorum bu konuda. Fuat Çapa ne oynatmak istediğini biliyor. Ona uygun da futbolcular getirirse bence bu takımın önü henüz kapalı değil. Hani açıkta demeyeyim ama kapalı da değil. Ama aynı Fuat Çapa'da geldiğinde ilk beyanatı neydi hatırla? Bence transferi teknik direktör yapmamalı dedi. Yani şimdi gerçekten ne yaptığını bilmeyen bir haldeyiz biz. Ve bu ne yaptığını bilmezlik rotasız bir gemi gidiyor. Bu gemi zaman zaman güzel limanlara da uğruyor ama bu planlı programlı değil maalesef. Onun için mesela şurada tehlikeli. Başkan doğru transfer yaparsa transferi başkan yapmamalı da. Doğru transfer yapacak kişileri getirmeli. Şimdi o yüzden şu an her şey belirsiz bizde. Transferi kim yapacak? Hocaya göre mi yapacaksın? Hocaya göre yaptığında hoca diyelim ki 3-4 hafta kötü skor aldı. Onu göndereceksin. Diğeri şimdi Mehmet Altıparmak'a göre yaptıysan bu transferleri bak şeyleri yani oynatmıyorsun bile. Görmedin mi hazırlık maçında? Bizim gördüğümüzü görmedin mi? Yani bunların yetersiz olduğunu. İşte yabancıların bazılarının veya işte Soner'in şunun bunun her neyse. Veya işte nereye eksik olduğunu anlayamadı mı? O yüzden yani bir parmak bal çalındı diyelim. Artık onun mutluluğunu yaşayalım yani. Fakat yani şeyde biz arkadaşlarda da şöyle bir ruh hali var maçı birlikte izlerken. Gülüyoruz böyle yani eğlenerek izledik. Normalde bu bizde olmazdı. Biz hep Samsunspor'un maçlarında stres içerisinde işte gergin izlerdik. Yani bu hedefsizliğe bu sene için ve trajikomik bir takım durumlara maalesef alıştık. Ama umarım ki devre arasında doğru müdahaleler olur.
Hocam demek ki daha sağlık taraftarın sağlığını düşünüyor. Yani stresi strese girmiş taraf. Peki hocam. Şimdi tabii senin İstanbul'da misafirlerimiz var, dostlarımız var şu an. Evet. Dostlarım var, misafirlerim var. Saat de gecikiyor. Geç saatlerde İstanbul'da eve gidiş falan zorluk olabilir. Ben seni çok fazla tutmayayım. Yine belki hafta sonuna doğru Adana Spor maçı öncesi bir program daha yaparız. Hem de bu karşılaşmayla ilgili hani bunun yansımaları da bir daha konuşuruz. Ben buradan İstanbul'daki dostlara da selam göndereyim. İstanbul Samsun Sporlular Derneği'ndeki dostlarımıza da selam göndereyim. Bizi izleyenlere de selam göndereyim. Bugün biraz kısa tuttuk. Ama tabii bu Mehmet Hoca'nın biraz şey için hani İstanbul'daki seyahat özgürlüğü için yapılmış bir karar. Yeniden görüşmek üzere efendim. Mehmet Hoca'ya ve bizi izleyenlere hayırlı günler diliyorum. İnşallah daha güzel günlerde, galibiyet kutladığımız günlerde buluşuruz. Mehmet Hoca bir şey söyleyecek. Ben bitireyim. Öyle bitirmiş olalım abi. İki gün önce 29 yaşında çok genç bir kardeşimiz Mahmut Baylan, bir Samsun Spor taraftarı. Benim de tanıdığım, o daha küçükken onunla deplasman yapmıştık biz, Bafralıydı. Kalp krizi sonucu vefat etti. Atakum'da bir iki köfte salonu vardı. Çok güler yüzlü, iyi bir insandı, iyi bir Samsun sporluydu ve bir yıllık evliydi. Evlilik yıl dönümünde vefat etti. Yani sürekli kayıplarımız var. Gerçekten hayat artık bizi yoruyor, üzüyor. Mahmut'a buradan rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine, camiamıza da başsağlığı diliyorum. Bu şekilde bitirelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Sanıyorum bir de şehidimiz var. Trabzon'da bir polis şehit olmuş. Samsun'da bir polisimiz ve o da iyi bir Samsun Spor taraftarı imiş. Öyle yansıdı. Ona da Allah'tan rahmet dileyelim. Camiamıza ve tabii ki bütün Türk milletine de başsağlığı dileyelim. Mehmet Hoca'ya teşekkür ediyorum ve tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgiler, saygılar efendim.